Seminde konuşmuştuk zaten hocam. Göz kuruluğu, göz kanlanması neden oluşur bunlar? Evet, göz rahatsızlıkları tabii ki birçok sebebi vardır. Bir insanın hem gözün içerisinde göz merceğini besleyen göz sıvısı, gözün içerisinde sürekli akan bir göz suyu var. Bir de gözyaşı var. Gözyaşı gözümüzü tozdan ve zararlı şeylerden korur. Gözyaşı. Arabanın nasıl ki silgeci, yani arabanın camını silmek için silgeç gerekir. Göz kirpikleri de silgeç gibi. Arabanın camını silen suya da gözyaşı gibi benzetirsek, gözümüzü sürekli temizler, siler. Orada çok hafif bir şerit gibi sürekli bir su, gözyaşı var. Bir de gözün içerisinde günde 3,5 litre, günde ortalama bir gözyaşı, göz sıvısı var akan içeride. Bunun içerisinde ne var? Glikoz. Göz merceği, bu mercekte, göz merceğinde, lenste herhangi bir damar, sinir yok. Neyle besleniyor? Göz sıvısının içerisindeki glikozla besleniyor. Damar yok, sinir yok. Sünger gibi etrafındaki akan göz suyunun içerisindeki, sıvısının içerisindeki glikozu emiyor. Onunla besleniyor. Çok enteresan bir Peki yapıya buna sahip. ne iyi geliyor hocam? Efendim? Yani bu rahatsızlığa ne iyi geliyor? İşte göz akışının, göz içerisindeki sıvının bir taraftan çıkıyor, tüpüler kanaldan diğer taraftan emiliyor. Burada göz sıvısının azalması veya çoğalması göz basıncında etki yapar. Gözün basıncını bozar, gözün şeklini bozar. Glokoma sebep olabilir. Göz kuruluğuna sebep olabilir. Kişide alerjik rinit varsa bu başka bir faktör. Polenlere karşı veya kedi köpek tüyüne karşı kişide alerjisi varsa alerjik rinit ortaya çıkar. Gözü sürekli kişinin kaşınır, sulanır, burnu akar. Alerjik rinit de farklı. Çeşit çeşit sebepleri vardır göz rahatsızlığı.